Abdurrahman Dilipak, siyasete bulanmış bayram. Ramazan Bayramı'nda da siyaset konuştu, Kurban'da da. Daha doğrusu siyasi dedikodular gündem oluşturuyordu. Düğünde de cenazede de siyasi dedikoduları konuşuyoruz. Gül Babacan Davutoğlu parti kuracak mı? Bakanlar kurulunda değişiklik ne zaman? Ekonomi nereye gidiyor? Dövizdeki hareketliliğin arkasında ne var? Gündemde af var mı? İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak yönetim bir adım atacak mı? Suriye konusu, gençlik, Amerika ve AB ile ilişkiler konu mu yok? Ne olacak memleketin hali muhabbeti? Söylemiştik, yönetimdekiler pek farkında değil gibi sanki ama bu aile konusu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili eleştiriler giderek öfkeli tartışmalara dönüyor. Bu tartışma giderek derinleşiyor ve yayılıyor. Bu konu toplumun gündeminde. S-400'den, Suriye'den, ekonomiden, kaz, kirazlı, balaman, maden çalışması yapılan saha, dağlardan daha önemli ve acil bir konu. Aile elden gittikten sonra onun yerine ne koyabilirsiniz ki? ateş ocağa düşmüş durumda. Eleştirilerin hedefinde bugün gelinen noktada kadem var. Çünkü bizi bugünkü çıkmaza getiren yollardaki ayak izlerini izlerseniz bu izler sizi kademin kapısına getiriyor. Kadem herhangi bir STK değil, aileden bir kurum. Dolayısıyla yönetimde bütün kapılar kendilerine açılıyor. Dolayısıyla eleştiriler giderek aileye yöneliyor. Bu da AK Parti'nin can damarına dokunuyor tabiatıyla. Önce hiçbir STK siyasetle bu şekilde içli dışlı olmamalı. STK dediğiniz NGO'stur yani Non-Governmental Organization'dır. Sivil, siyasal olmayan demektir. Bunlar birbirine karışınca cinsiyetsiz bir zihin yapısı ortaya çıkar. Arapçada kelimeler bile dişi ve erkektir. Böyle giderse bu tartışma bayram sonrası daha da hızlanır. Eylül-Ekim'den sonra patlar. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı bu sözleşmeye imza atan diğer ülkelerden de benzer eleştiriler geliyor. Bu iş böyle devam edemez. İstanbul Sözleşmesi, Cedao benzeri girişimler aileye karşı terör anlamına gelen örgütlerdir. Aile, aileye düşman çevrelerin topyekün savaş saldırısı tehdidi altındadır. Kademin sivil mi, siyasal mı olduğu ya da ne olduğu artık beni ilgilendirmiyor. Bu projede Kademin rehberlik ve kılavuzluk yaptığı örgütler de aslında sivil görünümlü yabancı devletlerin arka bahçesinde onların destekledikleri Truva hükmündeki örgütlerdir. Daha önce de yazdım. Artık yeşilin her çeşidi ve sonu var. Açık yeşil, koyu yeşil, yeşil kapitalist, yeşil liberal, yeşil solcu, yeşil kemalist, yeşil feminist, yeşil faşist. Bu afetten yakamızı nasıl kurtaracağız göreceğiz. Neyi kınıyorsak hepsi tek tek başımıza geliyor.'' Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil geçen gün neredeyse bir aydır Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın kadem sayesinde mecliste yer bulduğunu Türk aile yapısını çökertme yolunda korkunç adımlar attıklarını ifade ediyorum diye yazdı geçen gün. Son birkaç yazısının başlığı Türk'ün ateşle imtihanı, kadem yalnız değil iktidarda mor çatımı var. Beyefendi adına zarar vermek gaflete düşmemek için sahteleşen insan Semamaraşlı oldukça sert yazılar kaleme alıyor. Her şeyi magazinleştiriyoruz maalesef. Din, tarih, sağlık, siyaset, spor, her şey magazinleştiriliyor, metalaştırılıyor ve polemik konusu yapılıyor. Aile platformunun Whatsapp'ında yazılanlara bakıyorlar mı? Hak sözün bu sayısında Emine Nur Çakır'ın İstanbul Sözleşmesi'nin hukuki ve içtimai boyutunu inceleyen İstanbul Sözleşmesi neden feshedilmeli başlıklı bir yazısı var. Seçimde son günlerde bir akıl, Apon'un kırmızı bültenle aranan kardeşini ekrana çıkardı. Bu akıl neden bu konuda direnmeye devam ediyor? Ak Parti'nin bu konuyla ilgili kaybı İstanbul seçimlerinden daha büyük. Bu sessizliğe bir anlam vermek yanlışta böylesine ısrarı anlamak kolay değil. Zararın neresinden dönülürse orası kardır. Birileri reisi pelikancıların karargahına götürebiliyor ama koskoca bir kitle bu rezalete dur deme konusunda reise sesini duyuramıyor nasıl oluyorsa. Aslında bu konuda sadece sorunun çözülmesi yetmez. Bu yanlışı kim nasıl örgütledi ve buraya kadar getirdi ve kimse nasıl oldu da bu rezaleti görmedi, göstermedi. Bu konu son derece hayati önem taşıyan bir konu yanılmışız diye geçiştirilecek bir konu değil. Hatta nasıl oluyor da hala bugün birileri direnebiliyor ve belediyelere cinsiyet eşitliği komisyonu kurulması için yazı gönderebiliyor. Bakın, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine 1500'den fazla akademik çalışma yapılmış. Faiz ya da 15 Temmuz üzerine bu kadar çalışma yapılmamıştır. Bravo Türkiye üniversiteleri. Anlaşılıyor. Parayı veren düdüğü çalıyor. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili 27 binden fazla akademik makale var. Üniversiteler çalışıyor. Buyurun bu makalelerden bazıları. 81 il için toplumsal cinsiyet eşitliği karnesi 31 ilgili makale. Akademia Edu. Türkiye'de yerel siyaseti toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerinden düşünmek, kadına yönelik şiddetle mücadelede belediyeler 6 ilgili makale dergipark.org.tr Toplumsal cinsiyete duyarlı politika yaklaşımı çerçevesinde Türkiye'de belediyelerin hukuksal ve siyasal durumları 5 ilgili makale. Ticaret ticaretedu.tr Kadın erkek eşitliği için pozitif ayrımcılık 24 ilgili makale. İzleme.org Yerelde toplumsal cinsiyet eşitliği için araçlar ve mekanizmalar 4 ilgili makale. dergipark.org.tr Kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal eylem planı 2012-2015'in genel bir değerlendirilmesi. 18 ilgili makale. KTU edu. tr Avrupa ülkeleri anayasalarında toplumsal cinsiyet ve kadın erkek eşitliği ile ilgili düzenlemeler. 2 ilgili makale. Dergi Park Ork. tr Büyükşehir belediyelerinde toplumsal cinsiyet eşitliği algısı stratejik planlar. 1 ilgili makale Dergi Park Ork.tr Dünyada ve Türkiye'de sosyal bütçeleme, cinsiyete duyarlı bütçe yaklaşımı 10 ilgili makale dergipark.org.tr Toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusundaki farkındalığın belirlenmesine yönelik akademisyenler üzerine bir araştırma. Google'da aratınca ilk sayfaya bunlar geliyor ve daha birçok makale var. Dilerim bu iş daha fazla sürüncemede bırakılmaz ve Eylül'den önce bu konuda topluma güven veren bir açıklama yapılır. Meclis ya da yönetim, kim bu konuda inisiyatif üstlenecekse bir an evvel harekete geçmeli ve bu yöndeki çalışmalar durdurulmalı. Eylül-Ekim'den sonra çok geç kalınır. Benden söylemesi, bayramın son günü siyasi tartışmaların gölgesinde kutlamaya çalıştığımız kurban bayramına bu temenniyle veda edelim. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.